Muğla'nın Fethiye ilçesinde 33 yaşındaki müzisyen İsmail Peynirci, yöresel çalgı sipsiyle düğün, şenlik ve festivallerde sahne alıyor. Küçük yaşlarda müziğe merak salan Peynirci, Teke yöresinde yaygın olarak kullanılan Türk halk müziğinin üflemeli çalgılarından sipsiyi öğrenmeye karar verdi. Peynirci, İsmet Kocaoğlan'dan 15 yaşındayken sipsi çalmayı öğrendi. İlk zamanlarda bazı düğünlere enstrüman desteği olarak katılan Peynirci, gelen talepler üzerine Sipsili Müzik adında kendi grubunu kurdu. Sahne aldığı düğünlerde seslendirdiği eserlerle insanları eğlendiren Peynirci, bölgedeki festival ve şenliklerde de sahne alarak yöresel çalgı sipsinin tanıtımını sağlıyor. Peynirci, sipsi çalarak öncelikle kültüre hizmet ettiğini ve bu işle geçimini sağladığını söyledi. Herkesin kültüre, kültürel öğe ve eserlere sahip çıkması gerektiğini anlatan Peynirci şöyle konuştu. Dijital çağda olduğumuz için bütün kültürler artık harmanlaşıyor, karışıyor. İşte tam bu noktada. Kendinde, her kimde ne yetenek varsa kültürel anlamda, mesela bizdeki müzikal anlamda ben elimden geldiğince sipsiyle bu kültürü ayakta tutmaya çalışıyorum. Folklorik anlamda gerek yaşam tarzı anlamında herkes kendi üstüne düşeni yapmalı ki bizim var olan, yaşatmak için mücadele ettiğimiz kültürlerimizi ayakta tutalım. İşte ben kendi alanımda ustalarımın bana gösterdiği doğruluğu da elimden geldiğince sipsiyle bu kültürü korumaya çalışıyoruz. İnsanlar neredeyse biz oraya sipsimizle gidiyoruz. Üstümüze düşeni müzikal anlamda otantik bir şekilde yapmak için mücadele ediyoruz. Rızkımızı kazanıyoruz. Düğünlerde sipsiyle Fethiye çifte tellisi çaldığında bazı kişilerin şaşırdığını belirten Peynirci şu ifadeleri kullandı. Elimiz artık gün geçtikçe her geçen gün daha da göç alıyor. Farklı illerden düğünler oluyor. Kız taraf farklı oluyor, oğlan taraf farklı oluyor. Biz sipsiyle Fethiye çift tellisini çaldık mıydı? Aa bu ne diye insanlar geliyor telefonlarıyla çekimler yapıyorlar. Sosyal medyada paylaşıyorlar ki biz zaten onların sayesinde bizim bilmediğimiz insanlara ulaşıyoruz. Ve çok güzel de geri dönüşler alıyoruz. Tabii insanlar da sıkmamak kaydıyla yerinde. Evet. En çok da Karadeniz bölgesinden gelen düğüncülerimiz tuluma biraz daha ses olarak yakınlığı olduğu için onların daha çok hoşuna gidiyor. Yer geliyor Karadeniz'in müziklerini bazen sipsiyle çalıveriyor. Onlar da mutlu oluyor. Peynirci Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen sanatçı tanıtma kartına sipsiyle sahip olduğunu söyledi. Sipsi eşliğinde düğünlerde insanların mutlu olduğunu kaydeden Peynirci şöyle söyledi. Sipsili müzik ekibini kurduk. Bu sayede sipsili düğünler yapıyoruz. İnsanlar mutlu oluyor ve sipsinin kaybolmamasına katkı sağlıyoruz. Ve yine çırağım var Burhan Yaman diye. O da sipsi öğreniyor. Güzel sanatlar okudu. Muğla Üniversitesi'ye geçecek inşallah. O da arkamızdan bu kuşağı inşallah devam ettirecek ki sipsimiz ölmesin. Düğünlerde, özel eğlencelerde hep var olsun. Bu bizim için en önemli bir hedef.